Ve Mustafa Kemal'i tutuklama görevi kime verildi? Mustafa Kemal'i tutuklama görevi Kazım Karabekir'e verildi. Şimdi 9. Kolordu Müfettişliği'nin merkez Erzurum. Tamam. Mustafa Kemal Erzurum'da bir otel odasında cam kenarında cigarasını içiyordu. Gara gara düşünülüyor. Kazım geliyor. Kim geliyor? Kazım, Türk ordusunun forveti, kol yollarımızın etkin silahı, bordo bereli 15. kolorduyla Kazım Karabekir geliyor. Mustafa Kemal cam kenarında cigarasını içiyordu. Arkada Rauf, Refet, Ali Fuat tir tir titriyorlar. Niye? Kazım Baba geliyor. Kazım Baba. Mustafa Kemal cigarasından bir fırt daha çekti. Cigarasını attığında aşağıya 15. kolordunun araçları geldi. Tamam. Kazım Karabekir araçtan indi. Yakasını düzeltti. Bordo beresini düzeltti. Sert bakışlarıyla ortamı taradıktan sonra otel odasına girdiler. Otele girdiler. Rap koridorda rap 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 böyle bir asker yürüyüşü vardı. Tamam. Mustafa Kemal cigarayı attı. Hemen peşinden bir cigara daha yaktı. Tamam. Derin bir fırt çekti. Sonra Kazım Karabekir Paşa içeriye girdiğinde tamam. Mustafa Kemal çaresiz, yapacak bir şey yok. Rauf, Refet, Ali Fuat bayılmışlar böyle. Böyleler. Niye? Kazım geliyor. Kazım. Mustafa Kemal cigaradan son bir fırt daha aldı. Cigarayı yere attı. Dumanını üfürdü. Şöyle kapıda Kazım Karabekir'le göz göze geldiğinde ellerini uzattı. Al Kazım, tutukla götür. Bari sen götür Kazım, bizi burada kuşa yem etme Kazım. Al sen tutukla götür diye bakıyordu. Yapabileceği hiçbir şey yok. Çaresiz öyle bekliyorken Kazım Karabekir sert bakışlarıyla kalpağını düzeltti. Mustafa Kemal'e doğru sert adımlarla geldi. Mustafa Kemal karşısında durdu ve "Paşam, ben ve kolordum emrine amadeyiz paşam." deyince Allah! "Allah, Allah sen yerde yatanlar kalk. Salya, Sümük, Ağla hepsi birbirine sarıl. Yaprak dökümünün finali gibi." Abim bu olay var ya hakikaten de çok önemli. Çok güzel bir olay. Niye biliyor musun? Eğer Kazım bak Mustafa Kemal orada yapacak bir şey yok. Ellerini uzatmış. Tutukla Kazım al sen götür diyor ya. Yapacağı hiçbir şey yok. Kazım Karabekir tutuklayıp götürse bu iş bittiydi. Ama Kazım rütbe falan bunları hiçe sayıyor. Geliyor ve diyor ki "Paşam ben ve kolordum emrin amadeyiz paşam." diyor. Allah! Ulan hakikaten tüylerim bir hoş oldu ha. Oldu mu iç ses? Olmaz olur mu hocam? Oldu değil mi? Bu Erzurum'da bunun şeyde o odada bunun heykelleri vardır. Eğer Erzurum'a gittiğinizde tamam. Bununla alakalı bir tane video çekin. Abiniz etiketleyin. Paylaşın abim. Tamam. Kazım diye yazılır. Adam diye okunur. Buradan kızı Timsel Karabekir ablama selam olsun. Ne güzel. Sevdiğimiz bir insandır. Tamam. Ve Allah sen şimdi yat herkes birbirine sarılmış salya sümük ağlıyor birliğe beraberliğe bak ya Kazım Karabekir ben de yanınızdayım diyor koca bordo bereli ne var 15. kolordu var kurban oldum mu yani ve işte burada Kazım Karabekir teknik olarak Mustafa Kemal'den iki üst rütbede normalde kim kime selam verir? Ast üste selam verir değil mi? Hani Mustafa Kemal düşük rütbede Kazım daha yüksek. Kazım Karabekir rütbe falan salladı. Yok abim hodgam, hodendiş, hot ne dedim ben be. Bencil, egoist falan kendini beğenmiş öyle bir adam değil. Bu mücadele yapılacak ve bu kazanılacaksa bunu yapıp kazanacak tek adam var. O da Mustafa Kemal. Sensin deyip ona bayram anladın sen. Ona selam duruyor. Anlaştık abim. Kazım Karabekir'i görürseniz okumayın, işaretleyin. Yanlış olsa bile. Ben sınava girdiğim zaman çıktı Kazım Karabekir vardı. Abim iş yanlış fark etmez. Kazım Karabekir'i ben işaretlerim. Tamam. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. İşte bu asker birliği, şey birliği olduğu zaman bizimkinler yenilmez oluyor. Yenilmez. Buradan bak size bir şey daha. Tamam. Allah Türk askerini, Türk polisini korusun ve yüceltsin. Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine atış serbest! Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine atış serbest! Allah! Selam olsun hepsine. Aslanlarım benim. Asker polis bizim hassas noktamız.